metrekare alanda Fındıklı Belediyesi'nin geri dönüşüm, ayrıştırma ve ayıklama merkezi. Biz buna nereden yola çıktık onu söyleyeyim. Teknik şeyleri ve çevre mühendisimiz bilgi verir. Yönetime geldikten sonra bu dünyada en büyük sorunun sadece ilçede değil dünyada en büyük sorun çöp olduğunu benimseyen belediyelerden biriyiz. Bunu ayrıştırmak, geri dönüşüm mümkün olan çöpleri ayrıştırarak kullanabilir miyiz diye yola çıktık ve geçen yıl yani seçimden 2 ay sonra çöplerimizi ayrıştırarak toplamaya başladık. Geri dönüşüm mümkün olan çöplerin büyük bir kısmını çok cüzi miktarlarda biz topladık. Bertaraf etmek için lisanslı firmalara vermiş olduk. Üçün çok komik rakamlarla. O komik rakamlarda 2 tane engelli kardeşimiz de şey oldu, istihdam sahibi oldu. Dolayısıyla bu tesisle şimdi çok daha fazla kişi istihdam sahibi olacak. Niyetimiz daha yaşanabilir, fındıklı, çevreye duyarlı, temiz, çöple arınmış bir fındıklı yaratabilmek. Toplama ayırma tesisimizin, ben size bölümlerini anlatayım daha doğrusu daha önce. Burada iş makinesi ile işleme yapacağız. Daha sonra personellerimiz burada manuel ayrıştırma yapacak. Tesis aslında yarı otomatik bir sistem. Ayrıştırma yapıldıktan sonra kağıt karton kısmı en çok hani kağıt karton olduğu için kağıt karton kısmı direktman pres makinemize düşecek. Daha sonra nalyon, işte pet, petleri aynı zamanda içine doldurduğumuz zaman pet patlarını preslememiz kolay olsun diye pet patlatma ünitesi de var pres makinemizin içerisinde. Daha sonra buradan balyalarımızı alıyoruz. Balyalar bittiği sürece mesela kağıt kartonumuz bittikten sonra burada ayrıştırmış olduğumuz nalyon ya da pet ya da işte plastik kasalarımızı temiz yükleme bandına yükleyip direktman pres makinemize atıyoruz. Daha sonra buradan preslemiş bir şekilde ürünümüz çıkıyor.